Murat Sevinç, diken. Kürt, Kürtçe şarkı söylüyor ve opera sanatçısı. Olacak iş mi? Toplumsal bunalım dönemlerinde demokrasinin mucidi Burjuvazi'nin zorda kaldığında kendi icadını terk edip başvurduğu rejimin adı faşizm. Şimdilerde kapitalist sistemin bu kez hayati bir kriz yaşadığı günümüzde yeniden popülerleşiyor ve söz konusu krizin şekli şemaline bakılırsa daha da rağbet görecek otoriterleşmeyi üretim biçim ve ilişkilerindeki gelişimle ilişkilendirmeden betimleyen görüşleri anlamıyorum ve anlayabileceğimi sanmıyorum. 20. yüzyılı kan revan içinde bırakan faşizm, sosyalizm ve liberalizm gibi özgül bir kuramı yok. Faşist rejimlerin çoklukla karşıtlıklar üzerine kurulu ortak nitelikleri var. Kuşkusuz ancak belirgin ve baskın tarafı kuramsal incelikler değil, karşıtlık ve eylem Sınıf mücadelesi gerçeği üzerine inşa edilen sosyalizm karşıtlığı, kişilerin hukuksal eşitliğini hedefleyen liberalizm karşıtlığı, yönetimin belirlemesini yığınların eline bırakan demokrasi karşıtlığı, bir etnik kökene, inanca karşıtlık, bir cinsel yönelime düşmanlık ve benzeri faşizmin benimsediği değerler büyük ölçüde söz konusu düşmanlıklardan damıtılır. Örneğin Faşizmin değeri olan devlete güce tapınma, muhtelif mitlere, efsanelere sığınıp kendi üstünlüğünü bu mitlere dayandırma gibi özellikler ancak o karşıtlıklar sayesinde mümkün olur. Seçkinlerin yönetimi ancak çoğunluğun işe yaramazlığı kabul edilirse makbuldür. Bir cins ya da kökenin üstünlüğü ancak diğerleri beş para etmez hatta insan dışı görülürse makul karşılanır bir şefe mutlak itaat ancak hukuksal ve demokratik eşitlik düşüncesi bütünüyle terk edilirse anlaşılır hale gelir ve bu sayede şefin sözü buyruğu yasa mertebesine yükselir. Faşizmler üzerine koskoca bir literatür ve her dalda sanat eseri var. Ben o literatür deryasında yer alan birkaç damladan haberdarım faşizmler üzerine okuduğum çalışmalar ve seyrettiğim oyunlar, filmler, edebiyat zihnimde aynı sözcüklerin dolaşmasına neden oldu ve onlardan biri belki de en sık hatırladığım sözcük ilkellik. Acımasız insanlık dışı yöntemlere başvurmaktan kaçınmayan, gerek gördüğünde son derece bilimsel olabilen faşizm son derece ilkel bir yanı var. Hatta gülünç, alçakça araçlarla insanı ezen böyle bir rejim gülünç olabilir mi? Herhangi bir boyutu bu sözcükle açıklanabilir mi? Evet, güldürmeyen, acı veren, zavallılık anlamına gelen gülünçlük, yaşı yetenler 12 Eylül faşizmini anlatan Uçurtmayı Vurmasınlar filmini hatırlar. Ceberrut Cezaevi Müdürü'nün soytarıca talimatlarını daha yakın dönemden Beynel Milal ya da Costa Gavras'ın Sıkı Yönetim filminin o meşhur sahnesinde öğrenciler karşısında çaresizce sağa sola koşturan polisin halini hangi sözcüklerle anlatmalı? Tüm tarihsel hukuksal tartışmalar bir yana bir kişinin diline yönelik müdahaleleri de ilkellik sözcüğüyle tanımlıyor. Her şeyden önce gülünç, acı nasıl buluyorum? İnsanı insan yapan, benliğinin ayrılmaz parçası olan diğer niteliklerine müdahaleleri zavallıca bulduğum gibi. Bir bebeğin annesinden ninni dinlediği dili o bebek yetişkin olduğunda sakıncalı bulmak için ilkel olmak, gülünçleşmeyi göze almak gerekir. Birine sen olduğun insan olma demek, olsa olsa kendilerini gülünç duruma düşürmekten hicap duymayan zavallıların işidir. Tanık olanı mahcup eder, yüzünü kızartır. Kürt opera sanatçısı Pervin Çakar geçen hafta Kadıköy Süreyya Operası'nda bir konser verdi. CHP'nin yeni genel başkanı bazı Kürt siyasetçilerle yan yana oturup konseri dinledi ve ardından zarif bir reveransla Çakar'ın elini öptü. Siyasetçilerin her eyleminin siyasi hedef gözettiği varsayılır. Farklı anlamlar çıkarılır. Buna mukabil Özgür Özel'in Çakar'ın elini öpmesi muhtemelen yalnızca nezaketten kaynaklanıyordu ve şu dar kısa paça pantolon nargileler devrinde pek karşılaşmadığımız türden ferahlık veren bir davranıştı. Özgür Özel'i kutlamak gerek davranışı ve geri adım atmadığı için. Nitekim sonrasında yaşananlar ve gösterilen tepkiler, tepki gösterenlerin kumaşı ve öfkenin içeriği, Özel'in hesaplarından iyi bir şey yaptığının kanıtı. Dizginleyemedikleri Kürt karşıtlıklarını aydınlık yüzleriyle ambalajlama konusunda çoklukla çuvallayan kalem erbabının Hah, oldu mu şimdi? Bu fotoğraf yerel seçimde AKP'ye koz verdiler şeklindeki bunca seçim yenilgisi ardından artık işiten herkesin tepesine attırması gereken saçma sapan kaygı gösterilerini geçelim. Derdin bu olmadığını tahmin edebiliriz. Daha ziyade bir kültürü, dili ve insan topluluğunu yok saymak Kürt ve Kürtçe ile iddianamelerde karşılaşmak yerine kamusal yaşamda rastlaşmanın huzursuzluğu ve insani olan karşısındaki her öfke krizi gibi ilken otoriterleşen ve totaliterleşen rejimlerde toprağın ve mahsulün gelişmişlik seviyesine göre sık aralıklarla ya da nadir faşist anlar oluyor. Bu anlara ırkçı ya da faşist rengini veren nitelikler her ülkenin tarihinde, kültüründe, oradaki sınıf mücadelesinin içeriğinde genel kabul görmüş hakim değerlerde gizli. Örneğin ABD'de bir polisin bir siyahın boynuna herkesin gözü önünde basarak öldürdüğü an gibi. Örneğin daha birkaç gün önce yine ABD'de Obama'nın eski danışmanlarından birinin bir sokak satıcısını İslam düşmanı ve ırkçı ifadelerle şımarıkça taciz edişi gibi. Örneğin tarihi boyunca bu nevi anlara konusunda hayli bereketli bir toprak olan Türkiye'de yıllar önce Ahmet Kaya'ya yapılanlar bugün utançla hatırlanan gibi. Şimdilerde kimi siyasetçilerin yabancıları, özellikle Arapları hedef alan ve kontrolsüz göçe ilişkin kaygılarla açıklanamaz ifadeleri gibi, İsrail karşıtlığının bir anda Yahudi karşıtlığına dönüşü vermesi gibi, faşizmin alametlerinden biri olan farklı cinsel yönelimleri faşizmin hedefi yapmak gibi CHP Genel Başkanı'nın Pervin Çakar'a davranışına gösterilen ve azımsanmayacak oranı iktidar çevresi dışından gelen tepkilerin de bu anlardan biri olduğunu varsayıyorum. Kuşkusuz diğerleri gibi anılmaya, günü geldiğinde utanarak hatırlanmaya mahkum bir ilkellik gösterisi. Özgür Özel'in jesiyle fenalık geçiren, günlerde neye ve nereye satışacağını bilemeyenlerin yukarıda örnek verdiğim Costa Gavras filmindeki o sahnedeki polislerin sağa sola çaresizle koşuşturmasını bir kez daha seyretmesini öneririm. İşte o kadar güçlü ve şiddet, o kadar tehlikeli, o kadar gülünç ve o kadar ilkel görünüyorlar belki boş bir temenni buna mukabil bacak kadar çocuğumun büyüdüğünde anne babasının devrine ve tartıştıkları konulara bakıp bizi ilkellikle itham etmesini çok isterim